Devlet erkanı hani göğsünü gere gere böbüre böbüre işte 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dünyada ilk bayramdır gibi söylüyor. Ve bu bayramda işte çocuklar bir araya geliyor, eğleniyor, öyle deniliyor. Ama bir çocuk bayramının böyle istihbarat, güvenlik şeklinde bu çocuğun bu yaştaki ruh dünyasına uygun olmayan kavramlarla bir yarışma düzenlemesi bir defa görev alanına girmiyor MİT'in. Bu bir. Yani MİT'in tırnak içinde belirlenen bir tanımı vardır. Yurt içinde, yurt dışında işte istihbarat çalışmaları yapanlar, birlik beraberliğe kastedenler vesaire bunlara karşı bir savunma hattı oluşturmak. Hayırdır çocuklar MİT'e karşı bir karşı duruş mu sergilemişler? Çocuklar milli savunmaya, istihbaratın zafiyete mi uğratıyorlar? Niye çocuklara böyle bir yarışma düzenliyor? İşte çocuklar daha çok böyle filmlerde, ajan filmlerini, dedektif filmlerini görürlerdi. İz takip eden, gezen, o olaylarla bulguları bir araya getirip bir sonuca varan. Çocukların ruh dünyası daha çok buna yöneliktir. Bu yönüyle de bu resim yarışması çocuğun ruh dünyasına pedagojik olarak da, psikolojik olarak da asla ve asla uygun değildir. Çocuğun beyninde bir algı oluşturmaya yönelik bir duruştur. Öğretmen olarak da, bir veli olarak da asla ve asla kabul etmiyorum. Bu tip yarışmalar, hangi konuyla ilgili yarışmalar yapılıyorsa sadece Milli Eğitim Bakanı da değil. Bu alanda uzman olan pedagogların, psikologların, alanda yetkin, belge sahibi olan insanların oluşturduğu bir konsensüs olur. Araştırma, inceleme, değerlendirme oluyor ya yarışmayı. Böyle bir şey olur. Niye sevgiyle, niye paylaşımla, niye kardeşlikle, niye hoşgörüyle ilgili yarışmalar düzenlenmiyor? Çocuğun ruh dünyası oyunlarla ilgili, oyuncaklarla ilgili yarışmalar düzenlenmiyor da niye ağırlıklı olarak bu kavramlar üzerinde bir yarışma düzenleniyor? Ciddi boyutuyla bu bir yanlışlıktır. İkincisi, çocuk haklarına da aykırıdır. Bu da bu bir suçtur ama gelin görün ki bu suç işlenmiştir. Ayrıca da acaba amacı nedir? Ne yapmak istiyor? Ciddi boyutuyla bunun üzerinde durmak gerekiyor. Biz Demokratik Alevi Dernekleri olarak da dediğim gibi bir veli olarak da son dönemlerde hemen hemen bütün kurumların çocuklara yönelmesi boşuna değil. Çocuk bir hafızayı inşa edebilecek en geç dinamiktir. Yani çocuğun hafızasına neyi yerleştirirseniz, neyi oluşturursanız ileride o çocuk onu dışarı verir. Bu yönüyle bütün ideolojik yapılanmalar önce çocukta başlamışlar. Çocuğu kontrol ve denetim altına alıp belirli bir şekil verildiği zaman çocuk yarın öbür gün ona hizmet eder. Aslında çocuğun özgürlük alanını daraltmaktır da. Daraltmaktır da. Bundan dolayı küçük yaşta 7'sinden neyse 70'inden odur deniliyor ya. Çocuğa böyle yönelmeleri bundandır. Cemaat de zamanında küçük yaşta itibaren çocuğa yöneliyordu. Ve Diyanet'in de çıkarmış olduğu programlarla, ÇEDES ve benzeri programlarla beraber hatta ana sınıflarına kadar iktidar İslam'ının bu tekçi zihniyetini anlatması boşuna değildir. Paralel bir yayın yapıyorlar. Bu yönüyle asla kabul edeceğimiz bir uygulama değildir. Buna karşı hayır denilmeli, hukuki yollara başvurulmalı. Veli dernekleri, öğrenci dernekleri, okul aile birlikleri buna hayır diyebilmelidir. Yani bariz bir hata söz konusudur. Partiler, meclise tartışmalar oldu, konuyla ilgili bir direnç oluşmaya başladı. Sendikalar karşı bir duruş sergilendi. İşte örgütlemenin önemi burada gündeme geliyor. Veli örgütlemesi, demokratik alanların güçlenmesi, sivil alanın güçlenmesi. Bu alan çok güçlü olsa ciddi boyutuyla çocuğa yönelme bir suç olduğu netleşir. Burada çocuğa bir yönelme var. Çocuğa aslında bir psikolojik şiddet de vardır. Bakın bu çok önemlidir. Resim yoluyla çocuğun bilinç altına inip çocuğun hafızasına yönelme, çocuğu kontrole almadır bu. Biz bunu kabul etmiyoruz.